Yıl 1951. Adapazarlı çiftçilerde bir heyecan var. Kalkınan Türkiye'de taşın altına sadece elini değil, gövdesini alın teriyle birleştirerek koyan çiftçilerimiz önemli bir işe daha imza atıyor. Çiftçilerimiz 2.226.150 liralık taahhüt ettiği sermayeye karşılık 739.493 lira ödeyerek Türkiye'nin ilk pancar kooperatifi olan Sınırlı Sorumlu Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifini kuruyor ve serüven bu noktadan sonra başlıyor. Bugünse 62. yılında Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aya, yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif yöneticileriyle çalışanları gece gündüz çalışarak kooperatifi ortaklarının her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma getirebilmenin gururunu yaşıyor. Tarım alet ve makineleri, lastik, ilaç, tohum, yem, motorin, suni gübre ve sulama malzemeleri verilen onlarca hizmetten sadece birkaçı. 1953 yılında çiftçilerimize 6.595.307 liralık hizmet götüren Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin bugün çiftçisine götürdüğü hizmetlerin tutarı 47.500.000 liraya ulaşmıştır. Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi bugün 6 ilde 20 satış mağazasında 60 personeliyle 60 bin üyesine hizmet vermenin kıvancını yaşıyor. Kooperatifimizin hizmetleri ise bölge çiftçisinin ihtiyaçlarına göre çeşitlendirilmektedir. Örneğin Geyve, Pamukova, Osmaneli'de ilaç, hibrit, tohum, sebze fidesi ve meyve fidanı, Adapazarı, Söğütlü, Akyazı, Kaynarca ve İzmit'te mısır tohumu, Bolu'da patates, buğday tohumu ve Düzce'de çeltik tohumu hizmetleri verilebilmektedir. Hizmet çeşidi çiftçilerimizin ihtiyacına göre artarak devam etmektedir. Zirai tohumlar ve fidanlar. Kooperatifimizin çiftçilerimize verdiği hizmetlerin başında zirai tohumlar ve suni gübreler gelmektedir. 2008 yılında üretime başladığımız sertifikalı hububat tohumlu üretimi kapsamında 165 ton üretim yapılmıştır. 2009 ve 2010 yıllarında ise 3500 dekar alanda sözleşmeli üretim yapılarak toplam 1500 ton tohum temizlenmiş ve paketlenerek ortaklarımızın hizmetine sunulmuştur. 2011 yılında ise 5000 dekar ekili alanda 2000 ton tohumluk üretimi yapılmıştır. 2011 yılında üyelerimize verdiğimiz tohum hizmetinin tutarı 6.545.653 lira gibi büyük bir rakama ulaşmıştır. Suni gübreler ve bitkisel hormonlar. Çiftçilerimiz için oldukça önemli olan bu hizmet, Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin üyelerine sunduğu hizmetler arasında en fazla maddi payı alan hizmettir. Son 3 yılda artış gösteren gübre temininde 2011 yılı rakamları 17 milyon lira sınırına ulaşmıştır. Zirai mücadele ilaçları. Tarımsal faaliyetlerde önemli olan zirai mücadele ilaçları konusunda üyelerinin yanında olan Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin çiftçilerine sunduğu hizmetin 2011 yılı bedelleri 3 milyon lirayı geçmiştir. Toprak, yaprak ve su analiz laboratuvarı. 2009 yılı Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi üyeleri için önemli bir yıl oldu. Bu yıl içerisinde çiftçilerimiz için oldukça fazla ihtiyaç duyulan toprak, yaprak ve su analiz laboratuvarı Ağustos ayında hizmete açıldı. Tarım Bakanlığı ruhsatlı laboratuvarda tahlil yaptıran üyelerimize devlet desteğinden faydalanmalarını sağlayacak tahlil sonuçları da verilmektedir. Akaryakıt ve madeni yağlar. Kooperatifimiz ortaklarının tarımsal faaliyetlerinin en önemli girdilerinden biri olan motorin ihtiyacı konusunda da ciddi yatırımlar yapılmıştır. 11 adet 8000 litrelik yerüstü mazot tankı,
1 adet sabit mazot istasyonuyla toplamda 12 satış mağazamızda, faizsiz 4 ay vadeli fiyatlarla ortaklarımızın mazot ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bu yıl içerisinde Kandıra, İshakçılar ve Osmaneli satış mağazalarında ortaklarımızın mazot ihtiyaçlarını temin etmek için ruhsat müracaatları başlatılmıştır. 2011 yılında çiftçilerimize 4 milyon 851 bin liralık hizmet sunulmuştur. Hayvan yemleri ve katkı maddeleri. Adapazarı Şeker Fabrikası'nın 2009 kampanya döneminde hayvan beslemenin önemli girdilerinden biri olan yaş pancar küspesini paketleyerek hem zayiatı azaltmak hem de uzun bir süre bozulmadan saklanabilmesini sağlamak amacıyla 1200 kilogramlık paket küspe yaparak ortaklarımıza sundu. Ayrıca 2011 yılında ortaklarından daneli mısır silajı yaparak 500 kilogramlık rulolar halinde paketlenmiş ve ortakların hizmetine sunulmuştur. Kooperatifimizin yine önemli hizmetlerinden olan hayvan yemleri ve katkı maddeleri kategorisinde 2011 yılında üyelerimize 8 milyon liraya yakın hizmet sunulmuştur. Sulama boruları ve malzemeleri. Üyelerimizin ihtiyaçlarına göre son yıllarda büyük önem verdiğimiz sulama boruları ve malzemelerinde her geçen gün çıtayı daha da yükseltiyoruz. Kooperatifimiz su kaynaklarının doğru bir şekilde kullanılması, su sarfiyatının önlenmesi, gübrelemenin ekonomik yapılabilmesi için sahip olduğu tecrübeli personeliyle mısır, pancar ve bunun gibi her türlü sebze ve meyvede damlama sulama tesislerini kurarak ortaklarının hizmetine sunmaktadır. 2004 yılında üyelerimize bu alanda 410 bin liralık hizmet üretilirken 2011 yılında bu rakam 1 milyon 711 bin liraya kadar yükseltilmiştir. Makine ve aletler. Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi tarımsal makine ve aletler konusunda da üyelerine ciddi hizmetlerde bulunmuştur. Sadece 2009 yılında hasat harman makineleri ve aletleri, sulama ve gübreleme makineleri, toprak işleme alet ve makineleri, bitki koruma bakım makinelerinde toplam 3,5 milyon liranın üzerinde hizmet verilmiştir. Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aya ve Yönetim Kurulu üyeleri, kooperatif ortaklarından aldığı güçle her geçen gün bir adım daha ileriye giderek çiftçinin yüzünü güldürdü. Kararlı politikaların ardından her geçen gün hem ürün çeşidini hem de hizmet çeşidini ve kalitesini artırdı. 2007 yılında üyelerine toplamda 25 milyon 327 bin liralık hizmet götüren Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi, 2008 yılında bu rakamı 29 milyon 965 bin liraya, 2009 yılında 31 milyon 244 bin liraya, 2010 yılında 37 milyon liraya ve 2011 yılında ise 47 milyon 500 bin liraya çıkarmasını bildi. Tüm bu çalışmalar yapılırken hizmeti üyelerimizin ayağına götürmek adına 20 noktada satış mağazası bulunmaktadır. Mağazalarımızın sayısı sürekli artmaktadır. İşte satış mağazalarımız. Kuyudibi Satış Mağazası. 1999 Marmara depreminin ardından kooperatif merkezi olarak kullanılan satış mağazamız, bütün mağazalarımızın ihtiyaçlarını karşılayan depo merkezi, hem de geniş bir alanda her türlü tarımsal girdiyi bulunduran ve ortaklarının ihtiyaçlarını en hızlı şekilde tedarik eden mağazamızdır. Akyazı Satış Mağazası. En eski ve üyelerimizin en fazla rağbet gösterdiği mağazalarımızdan biridir. 2009 yılında yeni yerine taşınmış olup 8 tonluk toprak üstü mazot tankı da bulunmaktadır. Her türlü tarımsal girdinin yanında gübre, tohum, ilaç ve akaryakıt ağırlıklı hizmet vermektedir. Düzce Satış Mağazası. 14 Mayıs 2011 Dünya Çiftçiler Günü'nde yeni yerinde açılışı yapılan mağazamız ortaklarına tohum, gübre, zirai ilaç, motorin, yem ve her türlü hizmeti en iyi şekilde vermektedir. Çatal Köprü Satış Mağazası. Eski mağazalarımızdan olup akaryakıt istasyonuna sahip tek mağazamızdır. Üyelerimizin yoğun ilgi gösterdiği ve her geçen gün ilginin arttığı mağazamızda diğer hizmetlerin yanında ağırlıklı olarak tohum, gübre, akaryakıt, zirai ilaç, alet ekipman hizmetleri verilmektedir. Bolu Satış Mağazası. Potansiyeli yüksek ve bölgede alternatifi olmayan bir mağazamızdır. Bölgedeki patates tohumu satışının büyük bir kısmı bu mağazamızdan yapılmaktadır. Faaliyetleri zirai ilaç, gübre, alet ekipman, tohum ve yem ağırlıklıdır. Mudurnu Satış Mağazası.
2006 yılında açılan mağazamız potansiyelli bir mağazadır. Bulunduğu yerde rakipsizdir. Faaliyetleri yem, zirai ilaç, gübre ve motorin ağırlıklıdır. Kandıra Satış Mağazası 2009 Ağustos ayında hizmete açtığımız en yeni mağazalarımızdan biridir. Her türlü tarımsal girdinin bulunduğu mağazamız bölge çiftçisinden büyük ilgi görmüştür. Bölge ortaklarımızın taleplerine göre her geçen gün ürün ve hizmet çeşitliliği artmaktadır. Erenler Satış Mağazası 2009 Mayıs ayında yeni yerine taşınan satış mağazamız, modern görüntüsü ve vermiş olduğu hizmet kalitesiyle bölge ortaklarının güvenini ve büyük ilgisini kazanmıştır. Ayrıca aynı tarihte hizmete giren tohum temizleme ve paketleme tesisimizle birlikte Erenler Satış Mağazamız potansiyeli yüksek en gözde mağazalarımızdan biridir. Geyve, Pamukova, Osmaneli ve İznik Satış Mağazaları tarımsal faaliyetlerin çok geniş olduğu bölgede hizmet vermekte olan Geyve, Pamukova, Osmaneli ve İznik satış mağazalarımız ortaklarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Sebze fideleri ve bodur meyve fidanları, damlama sulama sistemleri, tohum, akaryakıt, zirai ilaç ve gübre bölge ortaklarımızın ağırlıklı olarak ilgi gösterdiği hizmetlerdendir. Gölpazarı Satış Mağazası hizmete açılan mağazamız bölge ortaklarının her türlü ihtiyacını en hızlı şekilde karşılamaktadır. İlaç, tohum, gübre, fide, yem, mazot satışı yapılan başlıca ana kalemlerdir. Yeni Pazar Satış Mağazası mağazamıza ortaklarımızın yoğun ilgisi halen devam etmektedir. Hizmet çıtasını her geçen gün artıran mağazamızda başlıca yem, gübre, mazot, ilaç, fidan satışları yapılmaktadır. Çeşme Meydanı Satış Mağazası eski mağazalarımızdandır. Dernekırı köyleri ortaklarımızın ihtiyaçlarını karşılayan mağazamız hizmetlerine yoğun bir şekilde devam etmektedir. Kaynarca Satış Mağazası bölge tarımı ve hayvancılığı açısından önemli bir mağazamızdır. Ortaklarının her türlü girdi ihtiyaçlarını en hızlı ve ekonomik şekilde karşılamaktadır. Başlıca hizmetleri tohum, suni gübre, mazot, yem gibi kalemlerdir. Söğütlü Satış Mağazası bu sene yeni yerinde hizmete açılacak olan mağazamız en önemli hizmet noktalarımızdandır. Mağazamızda başlıca suni gübre, mısır tohumu, buğday tohumu, mazot ve yem satışları yapılmaktadır. İshakçılar Satış Mağazası Temmuz 2008 tarihinde açılan mağazamız her geçen gün çıtasını yükseltmeye devam etmektedir. Faaliyet sahasına ihtiyaçlarını ortaklarının talepleri doğrultusunda hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamaktadır. Başta tarımsal girdiler olmak üzere suni gübre, tohum ve her türlü alet makine satışlarımız yapılmaktadır. Ve 2011 yılında yeni yerlerinde açmayı düşündüğümüz Söğütlü Satış Mağazası, Yeni Pazar Satış Mağazası'yla üyelerimize daha kaliteli hizmet vermeyi hedeflemekteyiz. Hizmet verirken çiftçilerimizi finansal açıdan da rahatlatmak için çeşitli kampanyalar da düzenledik. Örneğin peşin fiyatına 1 yıl vadeli sulama malzemeleri satışımız, üretici kartlarıyla 5 ay 0 faiz, ilaç, lastik, yem, alet makine, mazot satışlarımız devam etmektedir. Üyelerimizin bu hizmetlerinden en uygun şekilde faydalanmaları bizim öncelikli hedeflerimiz arasında bulunmaktadır. 2009 yılında yaşanan ve dünyayı sarsan ekonomik krize rağmen Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aya ve Yönetim Kurulu'nun hedeflere ulaşma yolunda ısrarlı çalışmaları doğrultusunda Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi yatırımlarına hızla devam ederek 2005 yılından 2011 yılına kadar 3 milyon liraya yakın ortaklarına hizmet amaçlı yatırımlar yapmıştır. Ayrıca 2005 yılı Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi için bir dönüm noktası olmuştur. Ortaklarının yoğun talebi ve ısrarları sonucunda büyük gayret ve emekle bölgemiz tarım ve hayvancılığı açısından son derece stratejik öneme sahip olan Adapazarı Şeker Fabrikası'nı satın alarak ortaklarına bu güzide kurumu kazandırmıştır. Fabrikanın bakım ve tamiratını bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak ortaklarına modern ve teknolojik bir fabrika hizmete sunmuştur. Günde 6000 ton kesme kapasitesine ulaşan şeker fabrikamız, Türkiye'nin ilk 5'e giren en büyük sanayi kuruluşları arasında yer almaktadır. Fabrikanın ekim alanı ve kota sorununun çözümü için büyük emekler verilmiştir.
2005 yılında özelleştirme idaresinin yapmış olduğu ihaleye katılaraktan Adapazarı Şeker Fabrikası'nı çiftçiye kazandırdık. Ve üretime soktuk bu fabrikayı. Neden bunlar o dönemde, fabrika çalışmadığı dönemde haber yapılmadı? Fabrika şimdi çalışıyor. Üretim yapıyor. Çalışamaz denilen Başbakanlık Yüksek Devlet Denetleme Kurulu çalışamaz dediği fabrika üretime girmiş. Başkan Ahmet Ay'a ve yönetim kurulu üyeleri sorunların çözümünü sık sık Sakarya ve ülke gündeminde gerekli mercilere taşımıştır. Adapazarı Şeker Fabrikası 5 yıldır kota yüzünden zarar ediyor. Kapasitesinin çok altında çalışan fabrikada yetkililer torba yasa sorunu çözecek diyor. 17 Ağustos Marmara depreminde hasar gören Adapazarı Şeker Fabrikası 6 yıl atıl kaldı. 2006 yılında özelleştirilen fabrikayı Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi satın aldı ve üretime yeniden başlandı. Ancak fabrika kota sorunu nedeniyle 5 yıldır sıkıntıda. Deprem öncesinde 70 bin tona yakın kotası bulunan fabrika, Şeker Kurulu'nun ekim alanı sınırlamasıyla zarar ediyor. Fabrikanın kotası Eskişehir'den pancar alıp işlediği için 31 bin tona indirildi. Üretim yapılan sürede kısıtlandı. 750 civarında işçiyi, personeli içinde barındıran bir sanayi kuruluşu 45 gün çalışması ne kadar karlı olabilir? Yani siz yılın 11 ayı üretim yapmayacaksınız, bir ay üretim yapacaksınız ve bundan kar elde edeceksiniz. Olmaz. Büyük uğraşlar sonucunda milletvekillerimizin de desteğiyle ekim alanı sorunu geçtiğimiz dönem yasayla çözülmüştür. Fabrikamızın haklı olan kota sorununun çözülmesi konusunda Başkan Ahmet Ay'a ve yönetiminin ısrarlı takipleri ve çalışmalarının ardından sonuca ulaşmada önemli yol alınmıştır. Konuyla ilgili hazırlanan kanun teklifinin meclis gündemine gelerek kısa sürede yasalaşması beklenmektedir. Ortaklarına hizmeti bir ibadet olarak gören Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ay'a ve Yönetim Kurulu üyeleriyle kooperatif yöneticileri hizmetlerini çiftçinin ayağına kadar götürürken aynı zamanda düzenledikleri çeşitli eğitici ve öğretici seminerlerle de ortaklarına modern tarım uygulamaları hakkında da her zaman bilgi vermiştir. Kooperatif yönetimi bir taraftan ortaklarına bu hizmeti verirken bir taraftan da faaliyet sahası içerisinde yer alan ülke amirlerinden yerel yöneticilere, sivil toplum kuruluşlarından tarımsal amaçlı kurum ve kuruluşlara kadar çiftçilerin sıkıntılarını giderme noktasında büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Ahmet Ay'a başkanlığındaki Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi arkasında bulunan 60 bin ortağından aldığı güçle her geçen gün büyümeye ve daha kaliteli hizmet etmeye devam edecektir. Adapazarı Pancar Ekicileri Kooperatifi.